Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size e, yine soru çözümlerine devam edeceğiz. TT soru çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi enzimlerle ilgili sorularımız var. Onlara bakalım. Diyor ki bir amayası glikoz molekülünü bir dizi enzimatik tepkimeler sonucunda parçalar. Yukarıda gösterilen bir ve ikinci deneylerle ilgili verilenlerden hangilerine varılabilir demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman bakın birinci deneye bakıyorum. Bir amayası özütü ve glikoz var. Burada bulanma olmuş. Artı ile gösterildiği için bulanma var. 30 derece sıcaklık. İkinci e, daha sonra bu eksi -15 dereceye konulmuş. Eksi -15 derecede bulanma olmamış. O zaman bir mayası özütü burada çalışmamıştır. Tekrardan getirmiş bunu 30 dereceye koymuş ve 30 derecede yine bulanma olmuştur. İkinci deneye bakıyorum. İkinci deneyde 30 derecede bulanma varken 60 derecede bulanma yok. Bunu tekrardan 30 dereceye getiriyor. Yine bulanma yok. Bakın burada neyi çıkaracağız? Burada eksi 15 dereceye getirilen bir mayası özütü çalışmıyor. Ama tekrardan eski haline getirdiğimiz zaman çalışıp bulanma yapıyor. Yani karbondoks üretebiliyor Bir mayası yaşıyor. Burada enzimin yapısının bozulmadığını ama soğukta yani düşük sıcaklıkta enzimin çalışmadığını görüyoruz. İkinci deneye baktığımızda ise Yüksek sıcaklıkta enzimin yapısı bozuluyor ve tekrardan biz 60'tan 30 dereceye getirsek bile enzimin yapısı bozulduğu için bir mayası ölür ve arkadaşlar burada bir mayası karbondoksit üretemez. Hangilerine varılabilir demiş? Enzimler hücre dışında da çalışabilirler. Baktığımız zaman arkadaşlar zaten özüt koyduğu için canlıyı koymamış, direkt özütü koymuş. Evet hücre dışında çalışabiliyorlar. Bu doğru. Enzimler etkinliklerine substratın dış yüzeyinden başlarlar. Burada herhangi bir şey yok arkadaşlar bununla ilgili. O yüzden bu yanlıştır. 0 derecenin altında enzimlerin yapısı bozulduğundan faaliyet gösteremez. Bakın 0 derecenin altında faaliyet gösteremez. Doğru ama yapısı bozulmaz. O yüzden yanlıştır. 55 derecenin üstünde enzimin yapısı denatüre olur demiş arkadaşlar. Doğrudur. 55 denatüre demek bozulma demektir. Enzimin yapısı bozulur yani denatür olur. Cevabımız ne olur burada? Cevabımız 1 ve 4 olur. Gelelim bir diğer sorumuza. İkinci sorumuz. Diyor ki takım halinde çalışan enzimler şematize edilmiştir. Şemadaki bilgiye göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Bakıyorum arkadaşlar şemaya. K maddesinden L, L'den M, N, M'den de N üretilmiş. Daha sonra N maddesi e, gelip K maddesini yani buradaki enzim enzimin yapısına bağlayan bağlanarak K L'nin üretilmesini engellemiş. Biz buna son ürün inhibisyonu diyoruz. Yani son ürünün gelip işte negatif geri bildirimle burayı durdurması diyoruz arkadaşlar. Hangisi çıkarılamaz demiş. Enzim 1, enzim 2, enzim 3 protein sindiriminde görevli olan enzimler olabilir. Doğrudur. Proteinler de böyle bir dizi enzim e sayesinde parçalanıyor. Dolayısıyla sindirimi olabilir arkadaşlar. Bu doğru olacak. Bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabilir. Bakın. Enzim 1'in ürünü nedir? L. Enzim 2'nin substratı nedir? L. O zaman ne olacak? Bu da doğru olacak. Enzimler yapılarında vitamin veya mineral bulundurabildiklerinden sentezleri genler tarafından kontrol edilir. Şimdi arkadaşlar sentezi gen tarafından kontrol edilir ama vitamin ya da mineralden dolayı değil. Yapısında protein olduğu için genler tarafından kontrol ediliyor. O yüzden biz bunu çıkaramıyoruz buradan ki zaten ona baktığınız zaman bu söylediğimizi yine buradan çıkaramayız. Her enzimin substratının farklı olması enzime spesifiklik yani özgüllük kazandırır. Bakın enzim 1'in substratı K, enzim 2'nin substratı L, enzim 3'ün substratı M. O zaman hepsinin substratının farklı olması o enzime özgüllük kazandırır. Doğrudur. Bazı reaksiyonlarda son ürünün aşırı birikimi reaksiyonu durdurabilir. Bakın N'nin aşırı birikimi ne yaptı? Gidip enzim 1'i durdurarak tepkimeyi durdurmuş oldu arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Geçelim şöyle üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda da diyor ki tepkimelerde görev alan bileşik enzimin yapısı şemada özetlenmiştir. Tablodaki X ve Y ile ilgili. Şimdi ben size açıklayayım bunların ne olduğunu. Arkadaşlar X protein olan kısımdır. Bakın bu protein. Y olan ise yardımcı kısım. Yardımcı kısım iki şekilde olabiliyor. Ya vitamin gelip bağlanabilir yani organik madde gelebilir ya da inorganik bir madde gelip bağlanabilir arkadaşlar. Diyor ki X ve Y ile ilgili hangileri doğrudur kesinlikle. X bileşik enzimin protein kısmıdır. Evet bu kesin doğru yazdık. Y enzim için gerekli olan organik bir maddedir. Şimdi ne dedik? Organik bir madde de olabilir, inorganik madde de olabilir dedik arkadaşlar. Kesinlik sorduğu için buna ben doğru diyemem. Kesin değil yani. Y girdiği tepkimelerden değişikliğe uğramadan çıkabilen bir maddedir. Şimdi bakıyorum Y nedir? Vitamin ya da mineral. İkisi de tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkarlar. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar kesin. Y hep aynı apa enzimi aktifleştirir. Bakın Y yani yardımcı kısım hep aynı kısma bağlanmaz. Yani hep aynı X'e bağlanmaz. Gidip başka apa enzimlere de bağlanabilir. Bu da kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Geçelim sonraki sorumuza. Diyor ki bir reaksiyonun tepkime hızı ve zaman grafiği verilmiştir. T2-T3 zaman aralığındaki değişimin nedeni hangileri olabilir? Bakın tepkime hızlanmış sonra yavaşlamış. Ne olabilir bunun sebebi? Ortam pH'inin optimum değerden uzaklaşması. Optimum değer en iyi çalışan değer demek. Bu olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı tepkime azalmış yani tepkimenin hızı yavaşlamış olabilir. Ortama siyanür, arsenik gibi kimyasalların eklenmesi. Bunlar ne yapıyor? Tepkimeyi yavaşlatıyor ya da durduruyor arkadaşlar. Bu da olabilir. Sıcaklığın optimum değerin altına düşürülmesi yine bu da olabilir. Substrat miktarında artış yapılması. Substrat miktarı artsaydı tepkime hızı da artardı. Dolayısıyla bu olmaz. Cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Geçelim 5. sorumuza. 5. soruda diyor ki üç farklı enzimin pH değerlerindeki etkinlik dereceleri grafikte verilmiştir. Grafiğe bakılarak aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşılamaz? Bakın pH aralıklarına bakıyorum. Birinci enzim asidik ortamda çalışıyor. İkinci enzim biraz daha geniş aralığa sahip. Üçüncü enzim ise baktığınız zaman 0 ile 14 arasında herhangi bir yerde çalışabiliyor arkadaşlar. Enzimlerin pH'e toleransı arttıkça optimum noktalardaki etkinlik dereceleri artar. Bakın toleransı artmış değil mi? Üçüncü enzimin yani 3. enzim 0 ile 14 arasında herhangi bir yerde çalışıyor o zaman etkinlik derecesi de artar arkadaşlar Bu doğru olacak 2 numaralı enzim tüm pH değerlerinde 1 numaralı enzimden hızlı çalışır Bakıyorum enzimin etkinliğine bakıyorum 1 ee, numaraya göre arkadaşlar daha hızlı çalışmış bu bence tartışılır bir dursun bakalım 1 numaralı enzimin apoenzim kısmı bazik ortamda Denatürü olur bir numaraya bakıyorum. Bir numara asitlik ortamda çalışıyor. Eğer bazik ortama geçerse evet doğrudur. Denatür olabilir arkadaşlar. Yani şu kısımda çalışmaz. Doğrudur. Toleransı en fazla olan 3 numaralı enzimdir. Tolerans demek dayanıklılık demektir. En dayanıklı olan 3 numaralı enzim doğrudur. Enzimlerin optimum pH değerleri birbirinden farklıdır. Bakıyorum hepsinin bakın optimum değer, pH değerleri birbirinden farklı. Bu da doğrudur. O zaman cevabımız ne olur? B şıkkı olur. Geçelim 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi insandaki e, insandaki bütün enzimlerin ortak özelliklerinden değildir? Bütün enzimlere bakacağız. 0 derecede inaktif olmaları Tekrar tekrar kullanılmaları, tepkimelerden bozulmadan çıkmaları, hücre dışında çalışmaları, ribozomda sentezlenmeleri. Arkadaşlar, bakıyorum bütün enzimlerin ortak özelliği olarak sıfır derecede hepsi inaktif olur arkadaşlar çünkü bizim e, vücudumuzun sıcaklığı 36.5-37 derecedir dolayısıyla onun altına düştüğü zaman inaktif olabilirler. Bu doğru olacak. Tekrar tekrar kullanılmaları, bu da yine ortak bir özelliktir. Enzimler tekrar tekrar kullanılır. Tepkimeden bozulmadan çıkmaları, bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın hücre dışında çalışmaları demiş. Bu bir dursun açıklayacağım. Ribozomda sentezlenmeleri. Enzimlerin yapısı proteinden oluştuğu için ribozomda sentezlenirler. Bu da ortaktır. Ama D şıkkı ortak değil. Neden? Çünkü mesela sindirim enzimi hücre dışında çalışırken işte glikolizde görevli yani solunumda görevli enzim hücre dışında çalışmaz arkadaşlar. Dolayısıyla hücre dışında çalışma ortak bir özellik değil. Gelelim yedinci soruya. Bakır, bakır kapta yemek pişirmek ve saklamak doğru değildir. Bu durumun nedeni bakırın hangi etkisiyle açıklanabilir? Çabuk oksitlenmeyi sağlaması, yemeğin tadını ve yapısını bozması, mikroorganizmalar için iyi bir ortam sağlaması, enzimlerin yapısını inhibe etmesi, vitamin ve minerallerin yapısını bozması. Arkadaşlar burada enzimlerin yapısını inhibe etmesi olacak. Çünkü eğer ki enzimin yapısı bozulursa o yemek içerisindeki işte tepkimeler gerçekleşmez ve dolayısıyla yemeklerin tadı olmaz. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 8. soruya. 8. soruda diyor ki Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzergoniktir? Ekzergonik ne demek? Ekzergonik. Arkadaşlar ekzergonik demek e, ATP'nin üretilmesi demektir. ATP'nin üretilmesi olayı ekzergonik bir tepkimedir çünkü enerji oluşturuyoruz, değil mi? Ekzergonik tepkimede. Bakıyorum, protein sentezinde ATP harcanır olmaz. Kas kasılmasında ATP harcanır olmaz. Hücre bölünmesi ve sinirsel iletimde de ATP harcanır. Ama hücresel solunumda ne olacak? ATP üretilir. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Geçelim 9. soruya. Yukarıdaki tepkim aşağıdaki olaylardan hangisinde meydana gelir? Şimdi enerjiyi ne yapmış? ADP'nin yapısına depo etmiş ve ATP üretilmiş. ATP'nin üretildiği olaylar nedir? Solunum ve fotosentez. Bakıyorum hangisinde solunum var? E şıkkında solunum var. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? E şıkkı olur. Evet bu testi bitirmiş olduk. Geçelim diğer testimize. Bu testimizde hücre zarı ile ilgili bir test. Birinci sorumuz. Bitkilerin donmaya karşı geliştirdiği adaptasyonlardan biri hücre öz suyundaki şeker miktarını artırmalarıdır. Bir bitki hücresinin öz suyundaki şeker yoğunluğunun sonbahar ve sonbahar, kış ve ilkbahar aylarındaki değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde açıklanabilir? Şimdi bakın donmaya karşı eğer ki şeker miktarını artırıyorsa kışın fazla olacak. İlkbaharda az olacak, sonbaharda ise orta değerlerde olacak. Bakıyorum. Sonbaharda ne olmuş? Bakın sonbaharda bir kere kışın fazla olacak. O zaman A şıkkını silerim buradan. Hemen kalemi işaretleyelim. A şıkkı gitti. Bakın burada da kışın az göstermiş E şıkkında. E şıkkı da gitti. E, sonbaharda azalıyor, ilkbaharda artıyor olarak göstermiş. D şıkkı da gitti. Geliyorum buralara. Bakın C şıkkına baktığınızda C şıkkında sanki sonbaharda artıyor. Bakın kışta da artıyor arkadaşlar. İlkbaharda azalmaya başlıyor. B şıkkına baktığımızda sonbaharda sabit göstermiş. Sabit olmaz. Çünkü sonbaharda havalar yavaş yavaş soğuduğu için sabit devam etmez. Bir süre atması lazım. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geçelim ikinci sorumuza. Tök hücre zarından geçebilecek büyüklükteki K maddesinin hücrelerdeki miktarı. Birinci hücrede yüzde üç, ikinci hücrede yüzde beş, üçüncü hücrede yüzde sekiz olarak belirlenmiştir. Bu hücreler içinde yüzde beş K maddesi bulunan 3 ayrı ortama konulmuş ve bir süre sonra her üç ortamda da K maddesinin azaldığı belirlenmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar. %5 oranında K maddesinin içerisinde konuluyor. Bu her bir hücre. Üçünde de ne olmuş? Her üç ortamda da K maddesi azalmış. Buna göre bu hücrelerden hangilerinin K maddesini enzim ve ATP kullanarak aldığı kesindir. Enzim ve ATP kullanması için aktif taşıma yapması gerekiyor. Aktif taşıma nedir? Aktif taşımada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşımadır. Ya da eşit yoğun ortamlarda taşınmasıdır arkadaşlar. Bakıyorum, bakın hücrede az yoğun ortamda çok yoğun olmaz. Bu gitti. İkinci hücreyle e, ortam arası arkadaşlar nedir? Eş yoğun. Bunda olabilir. Burada ise hücrede çok yoğun ortamda az ortamdan hücreye yani az yoğundan çok yoğuna bir geçiş var. Bu da olabilir. Cevabımız ne olacak? Kesin dediği için 2 ve 3 olacak. Evet geçelim üçüncü sorumuza. Diyor ki içinde yüzde yirmilik glikoz çözeltisi bulunan iki bağırsaktan x çözeltisine konulan bağırsak için birinci grafik, y çözeltisine konulan bağırsak için ikinci grafik çizilmiştir. Şöyle birinci grafik, ikinci grafik. Bağırsağın içindeki su miktarı birinci grafikte artmış, ikinci grafikte ise azalmış. O zaman x çözeltisi bakın bağırsağa göre yoğun mudur? Çok yoğun mudur? Az yoğun mudur? Az yoğun olacak. Yani bağırsakta %20 varsa x çözeltisinde daha az olacak arkadaşlar. O zaman buraya ne diyeceğiz? Az yoğun diyeceğiz. Az %20'den az. Burada ise bağırsağın içindeki su dışarı çıkmış. O zaman Y çözeltisi daha çok yoğundur. Yani %20'den fazla olacak. X çözeltisi için %20'den az olanları alıyorum. Bakın A şıkkı gitti, C şıkkı gitti, E şıkkı gitti. Y çözeltisi için de %20'den fazla olanları alacağım. O zaman B şıkkını da eledik. Cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Geçelim dördüncü soruya. Sitoplazma bölünmesini aralamel oluşumu ile tamamlayan bir hücre aralamel hangi hücrelerde görülür? Bitki hücrelerinde, değil mi? Hangileri için ATP harcar? Arkadaşlar, bitki hücreleri pinositoz ve fagositoz yapamaz. Yani endositoz olayını bitki hücreleri yapamıyor. Çünkü bunlarda hücre duvarı var. Bu yüzden izin vermez. Aktif taşımada ATP harcar ama difüzyon pasif taşıma olduğu için ATP harcamaz. Cevabımız ne olur? Pardon yanlış yaptım. Yalnız 2 yani 5 şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki grafikler insanda hücre içi ve dışı sodyum potasyum değerlerini göstermektedir. Bu durumun korunması ve devamlılığı organellerinden hangilerinin faaliyetiyle sağlanır? Arkadaşlar burada e, durumun korunması için aktif taşımanın yapılması lazım. Aktif taşıma olayı ise hangi organel sayesinde gerçekleşecek? Enerji gerektirdiği için mitokondri sayesinde. O yüzden sadece cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak. Geçelim 6. sorumuza. Diyor ki başlangıçta izotonik ortamdaki bir hücre T1 anında hipotonik ortama T2 anında da hipertonik ortama bırakılıyor bu hücrenin ozmatik basınç değişimi nasıl olur? Şimdi hipotonik ortam az yoğun ortamdır. Yani su maddesi fazla. Su miktarı fazlaysa o zaman su miktarı T1 anında ne olacak? Düşecek. Daha sonra bakın o zaman A şıkkı gider değil mi burada? Hemen işaretleyelim. Şöyle A şıkkı gider. Burada ne yapmış arkadaşlar? C şıkkında ve D şıkkında sabit göstermiş. Bunlar da, bunda da gider. E şıkkında da ozmotik basıncı artar olarak göstermiş. Bu da gider. O zaman cevabımız direkt ne olur? B şıkkı olur. t anında hipertonik ortama bırakıldığı için suyu olan ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla ozmotik basıncı da su kaybettiği için ne yapacak bir süre sonra artacak. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 7. soruya. Hücrede gerçekleşen olaylarından hangilerinde enzim ve ATP birlikte kullanılır? Enzim ve ATP'nin birlikte kullanılabilmesi için aktif taşıma olması gerekiyor. Aktif taşıma. Hipotonik ortamdan hipertonik ortama çözünen maddelerin geçişi Az yoğunda Çok yoğuna bir geçiş var Yani su miktarı arkadaşlar çok yoğun Burada ise az yoğun burada bir geçiş var o zaman burada e, Enerji harcanmaz O yüzden bu gitti Monomerlerin polimerlere dönüşmesi Arkadaşlar monomer dediğimiz e, Küçük moleküller bunlar polimere dönüşürken enerji harcanır o yüzden aktif taşıma olur. Hipotonik ortamdan hipertonik ortama suyun geçişi. Suyun geçişinde enerji harcanmaz arkadaşlar. Gider. Kompleks kompleks bileşiklerin basit yapı taşlarına dönüştürülmesi burada da hidroliz olayı vardır. Bunda da ATP harcanmaz. Şu birincisinde yanlış düşündük sanırım. Hipotonik ortamdan hipertonik yani az yoğundan çok yoğuna bir madde geçişi olduğu için Enzim ATP harcanır arkadaşlar kullanılır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Gelelim 8. soruya. Başlangıçta ortam ile ozmotik denge halinde bulunan bir hücredeki su miktarının değişimi grafikte verilmiştir. Başlangıçta denge halinde daha sonra su miktarı artıyor azalıyor tekrardan denge haline geliyor. Diyor ki T1 ve T2 aralığında hücrenin bulunduğu ortamın madde yoğunluğu zamanla artar. Şimdi su miktarı artmış. Madde yoğunluğu su miktarı arttığı için azalır arkadaşlar. O yüzden bir yanlış olacak. T2 T3 aralığında hücrenin emme kuvveti artabilir. Su kaybettiği için su kaybettikçe emme kuvveti artar arkadaşlar. O yüzden doğru artabilir. T3 anından sonra ortam ile hücrenin yoğunluğu eşitlenmiştir. Evet, sabit devam ettiği için yoğunluk eşitlenmiştir. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Geçelim 9. soruya. Son sorumuz. Bir hücrenin dış ortamdan pasif taşıma ile madde alma hızını aşağıdakilerden hangisi etkilemez? Bakın. Dış ortamdan pasif taşıma ile madde alışını alma hızını hangisi etkilemez? Eğer ki pasif taşıma ile alıyorsa yoğunluk farklı etkiler, sıcaklık etkiler, hücre zarındaki por sayısı, por dediğimiz delik sayısı bu da etkiler. Molekülün büyüklüğü de etkiler ama ATP miktarı etkilemez arkadaşlar. Cevabımız şöyle işaretleyemedim ben buradan ama cevabımız D şıkkı olur. Böylece e, sorularımızı bitirmiş olduk. Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Sonraki videolarda yine soru çözümüne devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.